Navigasyon ve sokak görüntüleme uygulamalarını artık hemen herkes kullanıyor. Birçok anlamda büyük kolaylık sağlayan bu uygulamalar maalesef aynı zamanda hırsızlara da davetiye çıkarıyor. Sosyal medyada kimlik bilgilerini açık açık paylaşanların evleri hırsızlar için açık adres gibi. Hırsız bize çok girdiği için korkum da var bunda. Kişinin mahallesi, sokağı, binası hatta pencereden dairenin içi bile görünebiliyor. Hırsızlar bizden daha zeki. Yeni nesil hırsızlar direkt fiziksel ortamda değil sanal ortamda çalışıyorlar. Navigasyon uygulamaları hayatı kolaylaştırdığı gibi hırsızlıkların da önünü açtı. Tehlike büyük çünkü güvenlik açığı çok fazla. Bakın arkamda gördüğünüz binayı navigasyon veya sokak görüntüleme uygulamalarından olduğu gibi görebiliyorum. Kaç penceresi var, sokağı, caddesi, güvenliği var mı yok mu? Bunların hepsini hırsızlar da görebiliyor ve bunu avantaja çeviriyorlar. Peşin kolaylığı sağlıyor. Gidip görmek zorunda kalmıyor. Güncel verileri takip ediyor. Yakınlaşarak alarmı olup olmadığını bile görebilme şansına sahip oluyorlar. Bu durum tabii ki farklı BC planları yapmalarına sebebiyet veriyor. Sosyal medyada paylaşım yapınca vesaire işte nerede olduğumuzu görüyorlar. Bence güvenilir değil yani uygulamalar. Kişiye ait mülklerin görüntülerinin sanal ortamdan görülebilmesi hırsızlara adeta davetiye çıkarabiliyor. Hırsızlar artık hiç yorulmuyorlar. Navigasyon uygulamalarından evinizin adresini öğrendikten sonra sosyal medyanızı taramaya başlıyorlar. Evde olup olmadığınızı kontrol ediyorlar. Sonrasında doğru zamanı belirliyorlar ve evinize giriyorlar. Biz bunu engelleyemeyiz. Hırsızlık yapacak olan her türlü yapar yani. Emniyetin problemi biraz. Bizim değil yani. Tehlike var ancak çözüm de mümkün. İlgili uygulamalardan iş yeri ya da konutunuzun haritalarda görünmesini engelleyebilirsiniz. Hukuk departmanına mail atarak bunun mozaiklenmesini, sansürlenmesini talep edebilir. İlgili uygulamaların zaten departmanları buna olumlu yanıt verecektir.